Şok olacaksınız arkadaşlar. Çok enteresan bir görüntü var. Ben böyle bir ATM görmedim. Yeah. Sen böyle bir şey bekliyor muydun? Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar, bu videomuzda bir Bitcoin ATM'sine gidiyoruz ve o ATM'den ne yapıyoruz? Bitcoin alıyoruz tabii ki. Tabii ki de. Domates alıyormuşuz falan. Ben gidiyorum. Şimdi ATM'ye hızlıca geçeceğiz ancak çok ufak tefek birkaç bilgi vermemiz lazım. Aynen bu öyle. ATM neymiş? Bitcoin ATM'si neymiş daha doğrusu? Biraz enteresan bir deneyim. Özellikle bu dönemde çok fazla konuşuluyordu. Biz de bu deneyimi size farklı bir açıdan bir kere daha hani aktaralım istedik. Ülkemizde şu anda aldığımız bilgilere göre ortalama 10 tane, koskoca Türkiye'de 10 tane Bitcoin ATM'si aktif durumda çalışıyor. Ne yazık ki ülkemizdeki ATM'ler kısıtlı bir işlem kapasitesine sahip sevgili dostlar. Ancak dünyaya baktığımızda 14.000'e yakın bir ATM var. Burada bahsettiğim kısıtlı işlemlerin ne olduğunu da istersen sen anlat. Anlatayım şimdi. Ülkemizdeki ATM'lerde para çekemiyoruz arkadaşlar. Maalesef. Sadece yatırabiliyoruz. Zaten birazdan bunu deneyimleyeceğiz. Ben de bayağı merak ediyorum. Ancak dünya geneline baktığımız zaman günlük 2500 ila 5000 dolar bandında bir para çekme limitiniz var. Dediğim gibi ülkemizde şu an için sadece Bitcoin satın alabiliyoruz arkadaşlar. Bizler de bu deneyimi sizlere bir aktarmak istiyoruz. O zaman arabaya atlayıp seyirden gidelim mi? Çıkalım. Haydi. Evet şimdi istasyona geldik. Aynen. İstasyona burada bir Bitcoin ATM'si varmış. Gidip şimdi içeriden gerekli izin İzinleri alacağız. Ondan başına geçip çekmeye başlayacağız. Bir önden tabii ki de girip baktık. Yaşacağız. Neymiş ne değilmiş şok olacaksınız arkadaşlar. Çok enteresan bir görüntü var. Ben böyle bir ATM görmedim. Tahminimden çok farklı çıktı. Siz de şimdi göreceksiniz. O zaman senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben sana şoka girdim. Sen böyle bir şey bekliyor muydun? Yani şöyle ismi ATM ama tadı hiç ATM gibi değil. Birazdan tamam. Bizden parayı alacak. Sonrasında başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. ATM'nin başında enteresan bilgilerim var. Sizlere aktaracağım. Bir içeriye doğru geçelim. Bakalım bizi nasıl bir deneyim bekliyor. ATM bu. Arkadaşlar ATM. Bitcoin ATM gördüğünüz gibi ATM. Yanına geldik. Bayağı bir tozlanmış bu arada. Bu herhalde o kadar kullanılmıyor ki abi yani. İnsanlar gidip yatırmıyorlar muhtemelen. Abi bunu kullanıyorlar mı? Kullanan var mı? Çok kullanıyorlar. O zaman üstüne olur. Kimse ellemediği için evet, belki herhalde. De tozlanmış olabilir. Tahminimden çok daha küçük bir şey çıktı. Peki şimdi, nedir bunun olayı Ozan? Şimdi şurada hemen ilk dikkatimi çeken şey şu. Şu anda aktif. Yani bizim bu işlemi yapacağımız saatlerde Bitcoin'in tutarına bakıyorum. TL karşılığı 445 bin civarında. Burada 544 bin lira yazıyor. 544 bin lira. Yani yaklaşık aslında %15 diye bildiğim bir komisyon oranı burada %20'ye çıktı. Biz şimdi 100 TL'lik bir Bitcoin alacağız. Burada göstermek için size cüzdana falan aktaracağız. Ama o doğrudan 80 liraya inecek abi. Evet. 20 lira hop bitti. Hop diye komisyon adam burada bu hizmeti veriyor sana. Öyle düşün. Aynen. Ama borsa burada daha öne geçiyor. Onu da söylemek lazım. ATM yerine borsayı tercih ederseniz daha az komisyonda kullanma ihtimaliniz yüksek oluyor. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu değildir. Da eklemiş olayım hemen. Bütün videoda söyleyeceğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Aynen İlk öyle. Önce istersen bir alalım. 100 liralık bir Bitcoin almaya çalışalım buradan. Bakalım alabilecek miyiz? Sonra birkaç tane teknik detayı var. İki tane konu var. Tamam. Bir tanesi parayı direkt nakit vereceğiz. Şurada. Paranın yutma ya da sıkışma gibi bir durumu olduğunda bu Bitcoin ATM'sini arayıp doğrudan oradan bilgi alabiliyorsunuz. Onlar yardımcı olabiliyorlarmış. Onun bilgisini aldım. Bir diğer konu da buradan Bitcoin'i biz aldığımızda hesabımıza geçme süresi. Bu merak biraz uzun sürebiliyor. Yarım tamam. Saat ile. Bekleyeceğiz. Bazen bir günde de bulduğunu söylediler. Bir deneyelim bakalım. Başlamak ekrana, için ekrana dokunun diyor. Dokundum. Satın ala bastım. İki tane dil seçeneği var tabii. Hem İngilizce hem Türkçe işlem yapabiliyorsunuz. 5000 liradan az veya 5000 liradan çok mu yatıracaksın diyor. Biz 5000 liradan az yatırıyoruz. 1 milyon yani. TL yatıralım mı? Yok 100 lira yatıralım. 1 milyon liramız yok çünkü. Şimdi bir gizlilik sözleşmesi imzalamamız gerekiyor burayla. Muhtemelen bir problem yaşarsak ve burada bir para aklamasını yol açmamanız için diyor. Buradaki bilgileri doldurmanız lazım diyor. Kabul ediyor. Ben senin adını yazayım abi. Şimdi bana sıkıntı falan olur. Numaranı söylesene. Benim telefonum yok ki. En son sattık benim telefonu. Hatırlarsan. Doğru. Telefon numaramı girdim. Bir SMS geleceği iddia ediliyor arkadaşlar şu anda bana. Buraya girelim gelen kodumuzu. İsim soy isim diyor. Hadi senin yazalım. Senin isim soy isim de çok uzun. Ozan Can Kubilay. Senin sınav süresinden daha uzun isim soy isim yazma sürüyordur. Şimdi cüzdanımızın QR kodunu tarayacağız. Burada yazan şeyleri okuyalım sizlere. Gönderebilecek BTC adresini girin. Bu ne demek Ozan? Herkesin kendine ait bir Bitcoin cüzdanı popisi var. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendinin memnun olması gerekiyor. Burada yazan şey şu. Sizin kendi Bitcoin cüzdanınız var ve bu cüzdanın çok uzun bir adresi var. Bunu böyle adres olarak yazmaktan da sizi kurtarıyor makinasını. Şurada bulunan alandan doğrudan bunu QR kod olarak da okutabiliriz. Tarayın diyor. Hani doğrudan taratabiliyoruz zannediyorum. Deneyeceğim. Çok hızlı taradı. Şimdi 50'lik mi? Ben hep 50 liralık aldım. Sen 100'lük al. Bunu 100'e çıkaralım. Tamam. 100 liraya atıyorum. Şurada zaten mavi yanıyor. Diyor ki buraya at. Gitti.
Hemen geldi bak bu kadar. Aynen, 100 lira. Bitcoin. Peki 100 lira ne kadar BTC yapıyormuş? Onu bir teyit edelim mi? 100 Türk lirası bu kadar Bitcoin ederken bu yaklaşık bizden. Burada 18 yapıyor. Yani %20'si yine gitmiş. 0.0018 aynen. Tamam satın alıyorum. Bas. İşlem yapıldı. Tebrikler. Satın alınan BTC oranını burada gösteriyor. Karşılığının 100 lira olduğunu gösteriyor ve makbuz gönderebiliyoruz. Buradan gönderiyorum. Gönder abi makbuzu. Makbuzu. SMS olarak yolla diyeyim. SMS yollandı. Yok maalesef. Yeşil bizim için önemli. Bize gelen SMS'te de şu anda yazıyor. Kripto bir para aldınız. %20'sini fee olarak aldık diyor ve bize böyle bir aktarım yaptığını söylüyor. Şimdi bütün işlemleri hallettik. Tamamlandı. Hala gelen giden yok. Gelen giden yok. Bu işlem bir günde sürebiliyormuş. Yarım saatte de geliyormuş. Şimdi burayı yarım saat bir gün veya işgal etmenin bir mantığı yok. Biz ofise geçelim. Şu an saat 4. Bakalım ne zaman maksimum gelecek. Maksimum yarın 4'e kadar gelmesi lazım. Aynen. Gelmezse gel gel. Gelmezse gelir. Sıkıntı olmaz. Gelir. Ben de geleceğim. Makineye bir elveda diyelim. Hadi. Görüşürüz makine. Kendine iyi bak. Bay bay. Hoşça kal. Yaklaşık böyle bir saat kadar oldu arkadaşlar ve Bitcoin... Ben orada yarım saat veya 24 saat demiştim. Ama bir saat içinde geldi. Ekranda gördüğümüz Bitcoin hesabımıza geçmiş durumda. Benim beklediğimden hızlı geldi. Ne yalan söyleyeyim. Bence de. Gelelim değerlendirmeye. Abi şimdi değerlendirme aşaması şöyle. Gerçekten fiziki bir parayı alıp bir Bitcoin hesabına atmak bence enteresan. Güzel bir deneyim. Hoşuma gitti. Onun dışında kesinti çok fazla çok gibi fazla. Duruyor. %20 çok büyük para. Ya ben bu piyasaya çok fazla hakim olmadığım için kime sorsam %20 ne abi diyorlar. Evet. Birazcık fazlaymış. Şöyle düşün abi mesela bu kesinti olayını. Sen bana diyorsun ki bana 1 kilo domates alır mısın? Domateslerle alıp veremediğin. Domates. Ben sana diyorum ki tamam alayım. Gidiyorum alıyorum geliyorum ama sana 800 gram domates veriyorum. Hani olaya maddi olarak ya bakma. %20 böyle daha bak. Fazla alıyor. Yani 800 çok da... gram orada 200 gram cepte. Doğru mantıklı. Aldım. Güzel yani tezgah yüzden... kurmuşsun kardeşim. Güzel beklerim. Bize de domates almak isterseniz aşağıdaki linkten. Şaka bir yana arkadaşlar biraz kesinti gerçekten fazla ama gün sonunda bir hayat kurtarır mı? Kurtarır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı yaşadığınız bir senaryoda sizi rahata erdirir mi? Erdirir. O zaman şunu da söyleyebiliriz aslında kapatmadan önce. Nerede kullanılabilir? Mesela diyelim dünyanın bir ucunda bir tanıdığınız var ona bir para göndermeniz lazım. Direkt Bitcoin hesabına onun kendi cüzdanına bu parayı gönderebiliyorsun evet, oradan. Çok mesela. Da hızlı gidiyor. Evet yani. %20'lik bir kesinti var bunu göze alıyorsanız aslında bu hızlı para transferi için kullanılabilir. %20'sinden oluyorsun ama hızlı bir çözüm, güzel bir çözüm. Bu senaryoda geçti bence diyelim ve iki yanımızda bulunan diğer web teknoloji içeriklerini sizi izlemeye davet ederken ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin diyeyim. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz.